Abdülkadir Selvi işte mahkeme kararı Temel Bey. Erbakan ve Erdoğan 28 Şubat'ın çilesini çekti. Başörtülüler 28 Şubat'ın zulmünü gördü. Ama sonunda millet 3 Kasım 2002 seçimlerinde 28 Şubat'ın rövanşını aldı. Türkiye'de darbe yapanların yaptıkları yanlarına hep kar kaldı. Ama Erdoğan hem 28 Şubatçılardan hem 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunanlardan hukuk içinde hesabını sormayı bildi. Başka türlü darbelerle mücadele olmaz. Darbe yapanın devlet başkanı olduğu ülkede darbeler devam eder. Tarihin çöp sepetine atıldı. 28 Şubat'ın hemen ardından iktidara gelen AK Parti, kendini çetin bir mücadelenin içinde buldu. Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde 27 Nisan iyi muhtırasını verenler de 15 Temmuz'da meclisi bombalayanlar da başarılı olamadı. Türkiye, darbeleri tarihin çöp sepetine atmayı başardı. 28 Şubat'ı içinde yaşamış bir gazeteci olarak en büyük eksiğim bir 28 Şubat kitabı yazmamak oldu. Bin yıl devam edecek denilen 28 Şubat devam etmedi ama 28 Şubat zihniyeti AK Parti'nin ilk dönemlerinde de hep fırsat kolladı. Eğer Erdoğan'ın cesareti AK Parti kadrolarının kararlılığı olmasa Türkiye'yi 90'lı yıllara çevirirlerdi. Tarihi çarpıtıyor. Temel Karamoyaoğlu'nun tarihi çarpıtma pahasına dile getirdiği iddia ise o dönemin en çetin mücadele konularından biriydi. Evet, daha hukuki süreçler devam ederken Erbakan'ı hapse atmak için girişimler oldu. Altınoluk'taki yazlığından jandarma zoruyla götürmek istediler. 22 Aralık 2003 tarihinde Balgat'taki evinin etrafını polisle çevirdiler. Karamoyaoğlu'na ateş püskürüyorlar. Temel Bey tarihi yanlış hatırlıyor tarih içindeki rolleri de yanlış konumlandırıyor. Erbakan'ı hapse atmak için evinin etrafını polis ve jandarma marifetiyle çeviren Erdoğan değildi, 28 Şubat artıklarıydı. Polisi çekip, yasayı değiştirip Erbakan'ı hapisten kurtaran Erdoğan oldu. Temel Karamoyaoğlu bu iftirayı attığı günden bu yana o dönemin tanıklarıyla konuşuyorum. Karamoyaoğlu'na ateş püskürüyorlar. Bülent Arınç'ın açıklaması. Erbakan'ın hapse girmemesi için cezasının ev hapsine çevrilmesi konusunda elini taşın altına koyan isimlerden biri olan dönemin meclis başkanı Bülent Arınç, Temel Karamoyaoğlu'nun ortaya attığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Erbakan hocamız için söz konusu olan cezaevine girme ihtimalini ortadan kaldırmak adına elimizden geleni ivedilikle yaptık dedi. Erbakan'ın teşekkürü Arınç'ın ayrıntılı açıklamasından şu bölümü paylaşmak istiyorum. Yakinen şahit olduğum birçok konu vardır ki o dönem Erbakan hocamız tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizlere iletilen muhtelif talepler de tereddütsüz yerine getirilmiştir. Hocamız, bu konudan dolayı özel olarak bana ve genel olarak da bu konuda hizmeti geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ve takdirlerini iletmiştir. İnsanlık budur. Vefa budur. Kayıp trilyon davası. Dün ayrıntılı yazdığım için bugün özetleyerek aktaracağım. Kayıp trilyon davasından Erbakan'a verilen hapis cezası 22 Aralık 2003 tarihinde onandıktan sonra evinin etrafı polis tarafından çevrilmişti. Dönemin başbakanı Erdoğan bu olaya sert tepki gösterip İçişleri Bakanı Aksuya polisin derhal çekilmesi talimatını vermişti. Polis çekildi ama sorun devam ediyordu. Erbakan'ın 4 kez sağlık raporu alınarak hapse girmesi önlendi. Sezer veto etti. 2006 yılında infaz yasasında değişiklik yapılarak Erbakan'ın cezası ev hapsine çevrildi. Sezer yasayı veto etti. Yasa hiç değiştirilmeden tekrar meclisten geçti. Anayasa gereği ikinci kez veto etme hakkı olmayan Sezer yasayı onayladı. Ama bu kez Temel Karamoyaoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Mahkemenin kararı ama yasa yürürlüğe girmişti. Erbakan'ın avukatları cezanın ev hapsine çevrilmesi için mahkemeye başvurdu. Temel Bey buraya dikkat edin. Erbakan'ı avukat, Mehmet Ali Alan'ın savunduğu duruşmada Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan yasal değişiklik doğrultusunda Erbakan'ın cezasının ev hapsine çevrilmesine karar verdi. 7 Haziran 2006 tarihli gerekçeli kararda, hükmolunan cezasının konutunda çektirilmesine karar verilmiştir deniliyor. Demek ki neymiş Temel Bey? Erdoğan Erbakan'ı hapse attırmak için uğraşmamış, tam tersine hapse girmesini önlemiş. İşte size ilgili mahkeme kararı. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki ilk icraatlarından biri ise 14 Ağustos 2008 tarihinde Erbakan'ın cezasını affetmek olmuştu. Dem Parti Meral Danış Beştaş'ı taşı çeker mi? Sırrı Sakığın açıklamalarına, Meral Danış Beştaş'ın konuşmalarına bakınca Dem Parti bu seçimlerde sadece iktidarla değil, CHP ile de mücadele edecek. Ama sahadaki uygulamaya bakınca tam tersi bir durum yaşanıyor. CHP ile Dem Parti her gün yeni bir şehirde ittifak yapıyorlar. Adını da kent uzlaşısı koymuşlar. Yeni strateji bu demek ki. Esenyurt'ta anlaştılar. Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP ile Esenyurt'ta, kent uzlaşısı, yaptıklarını açıklamıştı. CHP, Esenyurt'ta daha önce açıkladığı Ali Gökmen'i geri çekti, Dem'in istediği Ahmet Özer'i gösterdi. Dem, belediye meclis üyeliklerinde pazarlık gücünü artırmak için Esenyurt'ta Süleyman Avşar'ı aday gösterip, sonra geri çekti. Tuzla ve Eyüp Sultan'da ittifak. İstanbul'da Tuzla ve Eyüp Sultan'da da Dem Parti ile CHP arasında ittifak kararı alındı. Dem Parti Tuzla Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Hasan Özdemir'i geri çekti, CHP adayı Eren Ali Bingölü destekleme kararı aldı. Eyüp Sultan'da da bir değişiklik oldu. Dem Parti CHP adayı Mitat Bülent Özmeni destekleme kararı aldı. Demin adayları CHP'de belediye meclisi listelerine girdi. Bu gidişle seçimlere birkaç gün kala Dem Parti İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek için Meral Danış Beştaş'ı çeker mi? Meral Danış Beştaş bu iddiaları yalanladı. Ama siz resmi açıklamalara bakmayın. CHP ile Dem Parti arasında tuhaf bir pazarlık yürüyor. Kandil, Meral Danış Beştaş'ı çekerse şaşırmam.